Eyyüme müslimin rama bisehmin fi sebilillah. Herhangi Müslüman Allah yolunda ilâ kelimetullah için bir ok atsa, febelega muhtian ev musiben felehu min el ecri terakabe a'takaha min veledi İsmail. Allah rızası için, namus vatan için, din millet için savaşıyor askerlerimiz karlı dağlarda. Biz burada konuşalım diye, rahat uyuyalım diye, değil mi? Ateşe vermesinler, bomba atıp da bizi öldürmesinler o hainler diye. Allah bizim için çalışıyorlar. Ve duydum ki elhamdülillah Müslüman milletimiz abdest alıp çıkıyorlarmış araziye askerlerimiz. Çok sevindim. Müslüman çocuk çünkü. Evet. Abdest alıp çıkıyormuş. Şehit olması hemen göz önünde. Onu düşünüyorlarmış. İşte böyle Allah yolunda bir ok attı, bir silah attı. Tutturamasa bile diyor. Tuttursa da, tutturamasa da, evet, tuttursa da, tutturamasa da İsmail Aleyhisselam'ın soyundan, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan köle azat etmiş gibi ecir alır. Ölürse şehit oluyor zaten. Kalırsa gazi oluyor. Bak bu maksatla orada veya uçaktan bomba attı. O hainlere, evet, satılmışlara, gavurların parasıyla orada şey diyorlar, kendinin paraları var, silahın var. Amerika veriyor, Almanya veriyor, Rusya veriyor, Fransa veriyor. O gavurları alet olup Müslüman öldürüyorlar. Müslümanların evlerini yakıyorlar. Evet, bizim Mehmet'imiz de onları tepeden atıyor, buradan atıyor, top atıyor. Tutturamasa bile diyor, bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Yani bir köle azat edeni Allah ateşte yakmaz diyor. Öyle bir sevap bu. Tehlikeli, tehlikeye göre de böyle sevabı var. Onun için oradaki askerlerimiz böyle sevap kazanıyorlar. Elhamdülillah kaçan olmuyor. Seve seve milletimizi buna korumak için iş etmiyor, tepki göstermiyor. Çok güzel. Dinimiz de bunu emreder. Böyle diyor. Allah uğruna, Allah yolunda, cihatta, harpte o attığı zaman ister değsin, ister değmesin. Sanki İsmail Aleyhisselam ki Peygamber sülalesine köle azat etmek çok pahalı, çok çok değerli. Köle azat etmiş gibi olur.